Adem, niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Niye ben bu kadar önemli bir şey başkasından öğreniyorum? Emin, bak yorgunluktan ölüyorum. Adam akıl sor Allah aşkına. Şu bulunan ceset Yasemin Hanım'ın kuzeniymiş. Hani bana anlattığın onu kaçıran. Ya bak huyumu biliyorsun, endişelenmeni istemediğim için. Endişelenmemi istemediğin için mi eve kurşun yarasıyla geliyorsun? İşler bu kadar dallanıp budaklanmışken niye bana hiçbir şey anlatmıyorsun? Ya üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil biliyorsun. Üstesinden gelemeyeceğim bir şey değil dedikçe işler daha kötüye gidiyor. Farkında mısın? Artık ben tehlike nereden gelecek kestiremiyorum. Evim benim işim bu. Peki benim işim ne? Bütün gün evde seni mi beklemek? Yaralanma haberini mi beklemek? Ölüm haberini mi beklemek? Yıllarca bunu yapmadın mı zaten? Hani bunları geride bırakmıştık? Ha? Bu mu olacaktı yeni hayatımız? Ben yemeği ısıtmaya gidiyorum. Yasemin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nasıl oldun? Üzme kendini daha fazla. Kuzenin ne ektiyse onu biçti. O yüzden o adam için canını sıkma artık. Emniyettekiler ne dedi? Kim yapmış? Ellerinde hala bir şüpheli yok sanırım. Ama bulacaklar. Merak etme. Aklımda ne varsa sor. Dinliyorum. Sen mi yaptın? Sen mi öldürdün Ahmet'i? Merak etme. Ahmet'i öldüreni, seni kaçıranı, benim canımı sıkmaya çalışanı bulacağım. Sen de öğreneceksin. Sana söz veririm. Ben de seni seviyorum. Bu fotoğraftaki adamı hiç gördün mü? Tanıyor musun? Kod adı Kunduzi. Muhterem'in dosyası da oldukça kabarık. Her taşın altından çıkabilecek binbir suratlı biri. Birkaç kere kıstırılmış ama her defasında paçayı kurtarmış. Para için herkes de çalışır. Tanıyorsa ve doğruyu söylerse elimiz çok güçlenecek. Doğruyu söylerse evet. Tanımıyorum. Daha doğru düzgün bakmadım bile. Yok, baktım. Tanımıyorum. Annene söyle mi dedi? Onun için. Sürpriz sadece senin için mi? Ama bak isim misim bir şey yazmamış bu adam. Benim de çok arkadaşım var ya hani. Nasıl bir şeye benziyordu bu adam hatırlıyor musun? Bilmem. Büyük bir adamdı işte. Büyükten kastın yaş olarak mı yoksa uzun boylu muydu? Nasıldı? Boyu uzundu.
Günaydın. Benim sincapım erkenci miymiş? Şişt. Hayırdır? Sabah sabah çizgi film falan. Annen duymasın, ben söyleyeyim. Sen söylemezsen ben de söylemem. Allah Allah, laflara bak. İyi, hadi bu seferlik söylemem. Anlaştık. Bir şey diyeceğim. Madem ikimiz de erkenciyiz, hadi kahvaltıyı birlikte hazırlayalım, olur mu? Baba, 5 dakika daha bitecek zaten. İyi, buna da tamam. Ama bütün işi bana yıkmak yok. Ona göre 5 dakikaya bekliyorum. Tamam, gelirim. Ya baba ya, çekil en komik yeri. Hı, geldin mi? Ne yapalım? Bilmem. Ne istersin? Bilmem. Omlet yaparız. Tamam. Hani sen bana geçen bir yumurta göstermiştin videoda, böyle altı fokur fokur kaynıyordu, kabarıyordu. Neydi o? Hangisi? Japon omleti miydi, neydi? Ha, tamam. Nasıl yapacağız ki? Bir şey yaparız, internetten bakarız. Bak, telefonum orada. Baba. Bu amca. Hani bana pamuk şeker almıştı ya. Anneme söylememiştik. Zorumuzdu. Ha, tamam, hatırladım. Peki emin misin o amca bu amca mı? Hı hı, sana sürpriz yapmıştı. Tuz versene bana. Günaydın. Günaydın. Bir yere mi gidiyorsun sen? Ahmet'in evine taziyeye gideceğim. Sence iyi bir fikir mi? Ortalık biraz yaratışsın. Beraber gideriz. Ailesinin yanında olmam iyi gelir bana. Yasemin, tam cenaze günü. Bütün ilgi senin üzerinde olacak, olmaz. Ne olursa olsun gideceğim. Yarın gidelim. Benim programım uygun değil. Ancak yarın katılabilirim sana. Ya Timur, anlamıyorsun galiba. Ben bugün gideceğim diyorum. İyi, çocuklara söyleyelim, hazırlık yapsınlar. Hayır, öyle bir şeye gerek yok o kadar kalabalığa. Mahallede daha çok ilgi çeker. Maalesef artık böyle kararlar alma lüksümüz yok Yasemin. Ya ben Adem'le gidip gelirdim. Anlamıyorsun. Peşimizdeki her kimse sana bir daha yaklaşmasına müsaade etmeyeceğim. O kadar. Günaydın. Günaydın Adem. Ne haber? Ne olsun? Var mı bir durum? Bir sıkıntı yok. Ece nasıl?